Mine kanat, Cumhuriyet Gazetesi. İnkarda hayır var. Mikronezya'da yaşam olası seçim mağduru Bitinya sığınmacıları içinde her koşulda kolay değildi. Hatta Betonist araya sığınan Sisikovski hanedanı bile zaman zaman keder, korku ve telaşa gark oluyordu. Böyle bir korkulu telaşın sonuncu mağduru, Bitinya müstebiti Mukteber Sisikovski'nin biricik oğlu, Mikron sürüsünün ulu çobanı Muktedir Makrop için torunu Salamura Şamorov'un kocası, yakışıklı damat Beşteber Sisikovski'ydi. Dinsiz olduğu için Mikronezya'da yaygın cima serbestliğiyle Betonis Saray'da tanışan masum Beşteber, uçana kaçana ve asla cinsiyet ayrımcılığı yapmadan dalan saray mensuplarınca baştan çıkarılmıştı. Müstebit dedesinin torunu Embesil Şamorov'un kızı Salamura bir gece yarısı uyanıp kocasını yanında göremeyince aramaya çıktı. Zaten Betonist sarayda büyümüştü. Kuytu köşelerini avucunun içi gibi bilirdi. Nitekim bin kapıdan birini açınca Beşteberi yatakta hem de aynı cinsten bir saray hizmetlisiyle haşır neşirken basmakta gecikmedi. Zavallı Salamura gördüğü manzara karşısında, ''Ol mudur şol mudur, Tanrı kimse senin belanı versin.'' dedikten sonra kapıyı çarpıp gitti. Beşteberi aldı bir telaş. Karısını kaybetmek korkusu bir yandan, kayınpeder dayağının dehşeti öte yandan soğuk terler döküyordu. Üstelik Mikronezya Sarayı'nı Bitinya Sarayı'na bağlayan turuncu telefona sarılıp babasını da imdada çağıramazdı. Çünkü turuncu vuruncu da olsa hat mor hat tarafından dinleniyordu. Damat Beşteber çaresizlik içinde Mikronezya İmaniyet İşleri Reisi Alyosha Ersaz'a koşup günah çıkardı ve yardım istedi. Ruhbanların lideri Alyosha Ersaz da çapkın adamdı. Halden anlardı. Beştebere inkar et dedi ne görmüş olursa olsun sonuna kadar inkar et. Beşteber Sisikovski bütün günü karası Salamura'ya neyi nasıl inkar edeceğini düşünerek geçirdi. Günün sonunda yanına gidip çok da yakın olmayan bir mesafeden seslendi. Canım karıcığım, Salamuracığım, hani sen dün gece yatakta birini gördün ya, işte o gördüğüm ben değilim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.